Çok daha ucuza mal etmeniz için sandviçinizi ben bugün et yerine jambon seçtim. Jambonu şu şekilde yaklaşık 2-2,5 santim şeklinde dilimletin. Burada yaklaşık 2,5 su bardağı kadar vişne var. Hemen şu şekilde içine koyacağım. Biraz üzeri için vişne ayırdım. Belki ağzımıza dağıtmak isteriz. Şimdi ne demiştim? Vişnenin yanına yakışacak sizin sevdiğiniz başka bir meyve suyundan şöyle yaklaşık 1/3 su bardağı kadar. Biraz koyu kıvamını ben çok sevdiğim için kremadan ekliyorum. Burada bir alternatifimiz, isteyenler şekersiz yapabilir, arzu eden bal ekleyebilir ya da agave şurubu da olur. Ben ama her mutfakta olabilecek, en yakın markette bulabileceğiniz pudra şekerinden 2 yemek kaşığı koyacağım. Size ihtiyacınız olan tatlı hani hissini götürebilir. Şimdi düğmeye basacağım, kıvamına göre bakacağım. Biraz yoğun bir kıvam istiyorum ben. Eğer istediğinden katı olursa siz de öyle yapın. Su ya da meyve suyuyla devam edebilirsiniz. Frozen burada bizi bekleyecek. Ben orada hemen sandviçime döneceğim. Bir tane tavada jambon ve domatesi kızartacağım. Ben bugün çabata ekmeği kullanacağım. Gördüğünüz gibi bayağı büyük. Ben o yüzden ortadan ikiye böleceğim. Ekmeği ortadan ikiye bölüyorum. Bunu da yine ortadan ikiye böleceğim. Şimdi küçük bir kasede hemen içine yine çok basit bir sos yapacağız. Ben o esnada da ocağımın altını açmak istiyorum. Tavam hafif ısınsın. Şöyle ekmekleri bir kenara çekelim. Şu kısımları alacağım. Domatesleri eğer kızartacaksanız kalın dilimleyin. Şu şekilde uygundur. Domatesler hazır. Dediğim gibi ben tuzsuz olduğu için mozzarella çok seviyorum. O yüzden mozzarella koyacağım. Süper, bu da hazır. Sosumuz için şöyle küçük bir kaseye, çok fazla abartmanıza gerek yok, ekmeğin içine süreceğiz. Yaklaşık dolu dolu şöyle 2 yemek kaşığı, bir diş sarımsak koyacağım içine. Sevenler biraz hardal eklesinler. Yine biraz kıvam için mayonez. 1-2 yemek kaşığı yetecektir. Tatlı kaşığı pardon. Çok koymayın mayonez. Önce tavayı kontrol edelim. Hafif bir zeytinyağı. Şöyle birazcık çevireceğim. Jambonun bütün baharatları içinde olduğu için ben sadece tavaya koyuyorum. Buralara da domates koyalım. Hemen kapara ekliyorum. Biraz da diri kalsın bence içine. Benim her şeyim hazır. Şu an tek eksiğim jambonlarımın kızarması. Hemen sandviçlerimi hazırlamak istiyorum. Önce sosumdan bolca alt kata süreceğim. Şimdi burada hemen koca bir dilim jambon koyuyorum. Bir tane daha. Kızarmış domateslerimden. Mozzarella peynirimi koyacağım. Yine bunu aynı şekilde. Hemen servis sunumumu alacağım. Semizotu koyuyorum. Tabii ki üzerlerine birazcık şöyle hafif, çok az tuz. Malum yeşilliklerin de tadı olsun. Yine birazcık karabiber. Biraz zeytinyağı. Bir tanesi sizin için açık kalsın. Bir tanesini kapatalım. Üzerine siz ne seviyorsanız ekleyin. Ben şimdi birazcık buradan bitter çikolata rendeleyeceğim. Bu gerçekten lezzetini çok arttırıyor. Hafif bir portakal kabuğu rendesi. Şimdi bunları koyduk ya, bu zaten çok rahat içine karışacak. Bolca çikolatalardan koydum. Hemen şöyle çok ince bir şekilde, şöyle bir parça yeterli olacaktır. Şöyle üzerine yine birkaç tane vişne.